Abdülkerim abi. Ne içirdiniz onu? Bir senden önce bir Ümit Hoca bir 10 saniye bir şey söylemek istiyor. 2 saattir araya giriyor. Ümit söyle. Ümit Hocam buyurun. Ümit haklı abi. Ümit konuşsun. Buyur hocam. Ben Ahmet Hoca'ya takılırım ya. Hayatımda o kadar insan gördüm abi. Senin kadar kıskançını görmedim biliyor musun? Allah bana diyor sana. Bana değil sana. Ahmet Hoca değil mi? Bana diyecek. Ahmet Hoca diyorsun kardeşim. Bu kadar konuşmuyorlar ya kardeşim. Şey mi istiyorsunuz ben anlamadım. Ne istiyorsunuz? Bunlar ne istiyor biliyor musun? Her televizyon kanalında ya, olduğu gibi burada da hiç aykırı bir ses olmadan sabah akşam Ahmet Çakar Galatasaray güzellemesi yapsın. Ama doğru bir soru alkışlasın. Bir şey de konuşmuyor. Haykırı doğru olan hocam sana yakışıyor ama doğru olan doğruyu şey doğruyu söyle. Evet, doğru olan şey şudur. Hak yeme. Doğru olan şey hocam şudur. Hocam dediği gibi kul hakkı yemeyin. Tamam, kul hakkı yiyoruz biz. Tamam. Yemeyin. Doğru olan şey şudur. Ahmet Çakar bu algı operasyonunun bir parçası haline gelmiştir. Bu algı operasyonu 20 yıldır yapılan aynı tezgahtır, aynı tiyatrodur. Tekrar ediyorum. Hiç ortada bir şey yokken, hiçbir şey yokken, 3 hafta kaymak gibi giderken, öyle değil mi? Çıkıp birdenbire bu şekilde, bak deli yani kuyuya bir taş atmış, 40 deli uğraşıyoruz. 4 gündür konuşulan konulara bak. 4 gündür konu. Ya Allah'tan korkar insan be kardeşim. Herkes açıklama yapıyor. Allah'tan herkes korkar. Açıklama bak yapıyor. Bak Ahmet Çakar'a şunu söylerim ben. Bu ülkede Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. Kurşunlandı. Yemin ediyorum bu 19.05 kadar konuşulmadı be. Ben ayıptır be. Vallahi ayıptır. Fatih billahi Hoca, ayıptır. Hala kalkın. Buradan 2 hafta konuşulur. Buradan Türkiye'de mağduriyet edebiyatı üretmek bu tamamen bir algı operasyonudur. Bakın söylüyorum. Bu açıklamaların bir tek sebebi vardır. Tamam mı? Kamuoyu oluşturmak. Kendi kamuoyunu, kendi camiasını konsolide edip karşıda hayali bir düşman ve oraya doğru takımını konsantre etmektir. Bu organize işler dönüyor. Organize işler bir değil. Efendime söyleyeyim. Organize profes kötülük. Geçen sene amatörceydi. Bak, cümleyi bile bilmiyorsun abi. Bu hocam, bir dakika bak lafımı. Bak rahatsız demedi. Bak Ümit'ciğim rahatsızlanma. Organize. Ama bir şey söylüyorsun. Organize. Bak organize burada. Organize kötülük dedi. Hayır bak burada bak. Organize olarak yapılan amatörce işler bu sene profesyonelce yapılıyor diyor. Ne yapılmışsa bu tamamen yalandır, algı operasyonudur. İlerleyen haftalarda hakemleri federasyonu baskı altına alıp sene sonunda yine aynı avantajlarla şampiyon olmak ve bugün maalesef Ahmet Çakar her sene alet oluyor. Ahmet Çakar bu her sene. Evet, bu sene şimdi Ahmet bak sana sene sonunu şimdiden anlatayım. 7 ay sonrasını. Ahmet Çakar bugün Fatih Terim'in kul hakkı yendi falan filan anlatıyor ya. Sene sonunda eğer Galatasaray şampiyon olursa Ahmet Çakar bu sefer böyle olursa yapacak. Utanç yılı. Şöyle oldular. Böyle yaptılar. Anladın mı? Geçen sene aynısını yaptı çünkü. Yaptı. Fatih Terim ceza aldığında ahu falan. Sonra da Serkan Çınar'la şampiyon oldular. Utanç yılıdır falandır filandır. Sonra araya Temmuz girince hayda laylara laylay var kayıtları vardı yok oldu laylara laylay hadi gitti. Ya sıkılmadınız mı ya? Yani Allah için şunu bir evet bana. Sen tamamen algı operasyonu oluşturuyorsun. Hayır daha iyi örnek koyayım. Algı operasyonu oluşturuyorsun. Aynen öyle. Burada benim sorularıma cevap veremiyorsun. 3 haftadır ne olmuş? Galatasaray lehine olmuş hakem hataları. Buna rağmen bu açıklamanın sebebi tamamen tiyatrodur. Başka hiçbir şey değildir doktor. Bitti nokta. Buyur hocam sabaha kadar savun. Sabaha kadar savun. Bilakis açıklamalarını koyarsanız hakemlerle ilgili konuşmaları iki kere savun. Oyuncuları mı doğru attı lafı var Fatih hocam. Sabaha kadar bak, savun. Arkadaş. Savun hocam sabaha kadar şimdi savun. Bak, olayı futboldan çık. Daha yukarı çık. Siyasi konjüktür olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Kabul et. Güneydoğu, Suriye, operasyon, Amerika ile problemler, Suriye ile Rusya, İdlib. Bu çok yukarıdan bakın. Allah Allah. Yargıtay'ın Fenerbahçe ile ilgili kararını. Fenerbahçe şu anda Türk ceza sistemine göre tamamıyla sıfırlanmıştır. Doğru mu? Sıfırlanmış. Olay bitmiştir. Evet. Yargıtay kararı bitti. Her Türk vatandaşı buna uyacak. O hafta ne hikmetse federasyon hadi 4 maçı da düşünmüyor. 4 verdin yanlış demiş. 19.05 ve 19.500 aslında toplumsal fay hatlarını gıdıklama, ortalığı karıştırma operasyonu. Bu operasyon sadece futbol değildir, başka bir şeydir. Ya hocam, Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı da. O da operasyondu. Ne operasyonuydu ya? Operasyondu. Ya hocam bir gün konuştunuz geçti gitti ya. Ayıptır hocam ya. Vallahi ayıptır, billahi ayıptır ya.
Ayıptır, ayıp. Hayır. O ülke o zaman kaos olacaktı, olmadı. Sevgili yani 19.05'ten kaos olur. Çıkacaksa çıksın ya, bırak Allah aşkına. 19.07 olsa ne olur ya haftaya? Fener'e ceza verirse. Zaten bırak Fenerbahçeli. Bırak ya, toplumu. Hocam. Abi bak. Ne olur bunu Fener Galatasaray'dan çıkar ama hocam Fener Galatasaray'dan çıkartın olayı. Abdülkerim abi şurada haklı. Allah Allah. 1000 tane 1905 yazılsa ne olur? Yani bu takımın yüzünden çırmayın bu şey mi olur? Yani bak bunu biz kimse konuşmayacakmış. Konuşulmadı. Bırakın hocam ya bu otobüsü. Bırakın bu işleri ya. Otobüsün vurulması da. Otobüsün ışınlanması da 19.00'da aynı şey öyle mi yani? Toplumun fay hatlarının oynanmasıydı. Şimdi kayıtlardan çıkıyoruz. 3 Temmuz olayının kumpas olduğu çıktı. O da demek ki fay hatlarını kaşımaktı. Bak. Şimdi tekrar aradan yıllar geçti, bunları yaşadık. Ve şimdi aynı hafta çok garip bir el. Yargıtay'ın karar verdiği haftaya denk gelen hafta. 4 maç 1919.05 ve 19.500 kararını veriyor. Bunun adı Türkiye'de bazı şeyleri kaşımaktır. Bunun futbolla da alakası yoktur. Bunun anti Galatasaray. Karaleke o zaman bir şey hocam. Hocam 15 numara yedirsene ekrana. Karaleke şu. Bir dakika 15 numara yedirsene ekrana bak. Hangi olayla neyi karıştırıyorsun? 15 numara işlenen abi çok önemli. Çünkü çok kritik bir şey söyledi. Bakın sevgili seyirciler. Şunu okuyacağım şimdi. TFF olarak gerekli açıklama bu. Gölge bir yönetici. Şimdi federasyonun içinden çok önemli. Sinan abi de biliyor kim olduğunu. TFF olarak gerekli açıklamayı yaptık. Ama bu konu yönetim olarak bizi çok üzdü. Gerekli araştırmalar yapılıyor. Moldova maçı öncesi salı günü yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Eğer 19.05 konusunda bir kasıt, art niyet görürsek hiç acımadan o kişi ya da kişilerin kafasını kopartacağız kim, diyor. Kim kafasını koparacak ya? Kimin kafasını koparacak ya? Sen de bunu anlamadın. Kimin kafasını koparacak ya? Arkadaşlar Sinan abi. Fenerbahçe'nin otobüs kurşunlanması bilmem 3 Temmuz kumpası falan filan. Buralar falan başka bir bu konular ayrı bir konu. Şunları nasıl özel zeki almışlar algı yapacağım diye neler söylüyor. O zaman konuştuk. Şimdiki konu farklı bir şey arkadaşlar. Şimdi bana millet yazıyor. Abi Fatih Terim konuşmuşsun ne var niye ceza aldı arkadaşlar. Biz hukukçu falan değiliz. Her şeyin bir karşılığı vardır. Bir disiplin talimatnamesi vardır. Futbol Federasyonu'nda. Bunun da karşılığı 38'e birden sevk edilmiş. Alt sınırdan diye. Ve tedbirsiz. 3'te 7 arası diye. Bunu biz vermeyiz. Biz bunları konuşmuyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Fatih Terim'in ceza almasını da istemiyoruz. Bakın Galatasaraylar olayları karıştırmayalım. Biz diyoruz ki şu an çok erken. Daha ligin 3. haftası. Nerede şer odakları olabilir? Nerede organizasyon var? Nerede düşmanlar var? Kimmiş bu düşmanlar? Daha 3. hafta. Ha deriz ki 15. 18. 20. hafta olur da hakem oyunları olur, bir şeyler olur, falan filan olur. Galatasaray'ın hataları olur, hakem aleyhine hataları olur falan filan. Herkes çıkar. Şu an kimse Galatasaray'ın önünü kesmiyor. O zaman Apo'nun dediğine geliyor. Bu tamamen cinlik. Önceden konuşalım, yolları keselim. Savaşı başlatalım. 20 yıldır aynı şeyler var kardeşim. Bunu görmemek için salak olmadı. Ben Nihat Özdemir'i futbol camiasında belki en eski tanıyan benim. Futbolculuğumdan tanıyorum. Yöneticiydi Nihat abi. Tanırım. Kesinlikle nasıl bir adam olduğunu biliyorum. Galatasaray kulübüyle niye kavga etsin? Niye etsin? Bir futbol federasyonu başkanı kalkıp da disiplin kurulu talimat vermez. Şöyle ceza verin bilmem ne verin. Orada Fener'i de temsil eden var. Arkadaşlar Ali Dürüst Galatasaray'la değil miydi? Evet. Kulübün haklarını korumak istiyorum falan demedi miydi? Evet. Ha, Ali koruyacağım diyor göre göre mesela, dönerken. Şimdi hiç, yani orada her kulübün temsilcisi var. Burada karıştırmayalım. Sevgili Galatasaraylar bunu da karıştırmayalım. Keşke tahkime gitsin de Fatih'imi cezasını ikiye indirsinler, bire indirsinler. Bu farklı daha bir şey. Sıfır versinler ama kardeşim. Burada kalkıp da biz istemiyoruz arkadaşlar. En çok şampiyon olan, en başarılı hoca her sene en çok cezayı alıyor. Yani en çok bağıran, en çok ceza alan, en çok kabadayılık yapan mı? Şampiyon olmalı en çok. Bu mu yani mantık? Yok böyle bir şey. Yani burada o zaman ne oluyor? Diyorlar ki kulüpler kenetlendi. Evet abi kenetlenirler. Çünkü niye biliyor musun? Bir tane doğru vardır. Sen yanlış yaparsan o yanlışın karşısında bütün doğrular birleşirler. Şimdi, ne hikmetse bana göre bırak maç cezasını. Belki birkaç bin liralık para cezası kurtulması gereken bir ihlalden dolayı Fatih Terim'e 4 maçı kilitliyorsun. Ve 4 maç takımın başında değil. Çok gariptir. İçlerinde bir maç var orada. Bir maç. Şöyle bakın altı yazıyor orada. Derbi. Fenerbahçe maçı.
Ya puzzle'ın parçası. Ya hocam yapma. Ağzından. Hocam şampiyonluk maçına izin verdi. Ayıptır ya. Yapma. Allah şampiyonluk maçına izin verdi zaten. Ya Fatih Terim ne ayıptır ya. Hedef ya bu ülkede. Allah o maç zaten. Bir dakika. Bu ülkede ya hapı. Ya şampiyonluk maçına. Fatih Terim'e. Hah bravo. Bu ülkede cezalı adam şampiyonluk maçına çıkardı lan. Ya yapmayın hocam. Ahmet çıkar. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Evet Allah. Bu ülkede sana ne oldu ya? Hocam korksan. Sana ne oldu ya? Ayıp. Hocam sana hakikaten ne oldu sana ya? Ya buna müsaade etmem abi bu kadar algı operasyonuna. Ben de söyleyeceğim bu şeyi. Abi hocayı tuhaflaştı. Apo. Yeter. Senin yanında oturuyor. Değiştir. Yer değiştir. Yer değiştir. Değiştireceğim zaten. Ümit sen böyle gel. Ben öyle geçeceğim. Vallahi yer değişin. Olmaz yani bu. Böyle bir şey olur mu ya? Hedef o maç. Hedef o maç. Bırakın abi ya. Şimdi, şampiyonluk maçına Fatih Terim cezalıyken cezası kattı ya. Siz ne anlatıyorsunuz maç. Ya? Hedef o maç. Siz ne anlatıyorsunuz? Bırakın Allah aşkına ya. O zaman bağırmayan hocalar şimdi bağırıyorlar. Hani anlamadın diye bir şey. Nihat, hocam. Nihat Özdemir. Hocam biz bir konuşalım ya. Ben susuyum. Siz konuşup gidin. Hocam o zaman biz susalım. İstersen gidelim. Tek başına. Tek başına Galatasaray ben, güzellemesi ya. Efendim ben hiç tamam. Bağırıyor muyum? 3 saattir ben ne kadar kibarım. Tabii yok. Sen bağırmıyorsun hocam. Ama sinirleniyorsun. Ben susayım. Ben sinirlenmişim. Ben susayım o zaman diyor. Abi çok kibarım ben bu akşam. Çok kibarsın hocam. İnanılmaz kibarsın. Bak Nihat Özdemir Bey. Şu anda Fenerbahçe Kulübü Ali Koç'la arası limonidir. Onu da söyleyeyim de buradan yorumlar yapmasınlar. Hani öyle o Fenerliymiş de falan. Arası limonidir. Mecbur olup karşılaşmadıkça görüşmüyorlar bile. Tamam mı? Ayrıca Nihat Özdemir, Fatih Terim'i çok sever. Bu tazminat olayında yönetim kurulu ikiye bölündüğünde kimi verelim vermeyelim diye ikiye bölündüğünde Sayın Nihat Özdemir, Fatih Terim'e tazminat verilmesi gerekir diyenlerdendir. Onun için böyle yalandan senaryolar çizerek sanki Galatasaray'ın karşısında bir düşman topluluk varmış gibi hiçbir şey olmadığı halde 3 hafta bunun tek amacı her zaman söylüyorum son. Ahmet Hoca da maalesef bugün buna alet olmuştur. Bu bir algı operasyonudur. Fatih Hoca amacına ulaşmıştır ama artık maymun gözünü açmıştır. Türkiye'de artık herkes bu oyunların yalandan tribüne atılmaların, 3 kişinin birden atılmaların, rakip gol atan rakip takımın kulübesine, yumruklarla yumrukla saldırmanın, rakip takımın kulübesine yumruklarla saldırmanın, sahaya girip futbolcu kurmanın, bütün bunların tamamen algı olduğunu ve bundan da sene sonu muradına erip hakem hatalarından nemalanıp işi götürmek olduğunu maymun gözünü açtı. Salaklar yer. Biz yemeyiz. Hocam, biz yemeyiz. Ahmet Hoca da bize bunu yediremez. Yediremeyecek. Şimdi yediremeyecek. Ben onu bilmem. Fatih Hoca konuşacak diyoruz. Yediremeyecek. Bu çok merak ediyorum. Bir dakika kardeşim. Çok açık konuşuyorum. Sayın Özdemir 7 sene önce Galatasaray'ın yaptığı, Fatih Terim oyuncuya yaptığı olayı affetmeyeceğim dedi. Ne dediklerini bana göre 3. hafta itibaren uygulamaya başladı dersem çok mu abes? Çok abes tabii. Çok abes. Tamamen aldı. Bu tamamen aldı. Bari. Evet. Sen böyle eskiden çıkıyordun ya böyle komik komik adamlarla falan. Onların gibi bir yorum oldu hocam. Hangi komik adamlar? Daha alakası var. Hangi komik adamlar kimmiş? Kim o komik adamlar? Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Senin yani, gibi. Koskaca. Senin kalitendeki bir adam. Bir dakika abi. Senin kalitesi. 10 sene önce konuştuğu bir Fenerbahçe yöneticisi. Adam konuşmuş. Yani buraya taşıyor ya. Koskoca Nihat Özdemir. Türkiye'nin en varlıklı adamlarından biri. Evet. Çok ciddi bir program olan rahmetli Mehmet Ali Berant'ın 32. gününde. Bu Galatasaray, Fatih Terim ve oyuncuları asla affetmeyeceğim derken çizmeyi aşmıyor. Çok ayıp etmiyor da. Bir yorumcu. Gariban bir adam. Gariban mı? Gariban bir adam. Garip de böyle. Gariban bir adam. Zeka olur mu? Olmayan bir şeye 4 maçı verip 19.05'te açıkladığı vakit biz buna eleştirdiğimiz vakit ayıp oluyor. Ya hocam. Fatih Hoca'nın geçen hafta doğum günüydü beraber ben, falan mıydınız hocam, ya? Hocam kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. 10 senedir görmüyorum. Hocam kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Hoş görme dayanarak söyleyeyim de. Hiçbir şeye kızmam. Hocam inan bana bu kadar kendini şey yapma, parçalama, eba etme. Hakikaten söz yani. Veriyorum seni bu hafta içinde Fatih Hoca ile barıştıracağım. Tamam, bu şimdi kadar şey yapma. Fatih Terim açıklama yapacak dedik. Biliyorsunuz nerede? Fatih Hoca 4 hafta konuşamayacak. Biraz önce hangi maçlarda olacağını, olmayacağını gördük. Tabii ki konuşamaz, konuşmaması gerekiyor ama hatırlarsanız bir Schalke maçı sonrasında da ve öncesinde de konuşma yapmıştı. Yine ceza almıştı. Kulüp Brüj karşılaşması 18 Eylül çarşamba günü oynanacak. 18 Eylül çarşamba oynanacak. Fatih Hoca'nın maçtan bir gün önce Brüj'de, Belçika'da
bir gün önce bu konuyla ilgili açıklama yapacağına dair haberler geldi yine sevgili seyirciler. Fatih Terim'in Şampiyonlar Ligi basın toplantısında. Onu tabii ben bilemem Sinan abi. Abi bak bir şey bir gün öncesinde bitireyim Sinan abiciğim. Şampiyonlar Ligi maçı konuşsun abicim. Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nden bir gün önceki UEFA'nın pres konferansında basın toplantısında konuşacağı belirtiliyor. Ya da maçtan sonra flash interview'de karşılaşma sonrasında ya da yine basın toplantısında konuşacağı 17 ya da 18 Eylül'de maç sonrasında konuşacağı yönünde Avrupa'daki gazeteciler bir soru sorduğu zaman Fatih Hoca'ya bunu sormayacaklar mı? Niye vermeyecek? Şampiyonlar Ligi'ni konuşacak. Tamam da Fatih Terim'in cezasını Selçuk maçında konuşmuştu. Evet konuştu. Gazeteciler merak ediyor nasıl bir ceza diyor. Bir dakika. Bu dakikadan sonra Fatih Hoca. Bürüz maçı öncesi sonrası vesaire. Konuşup da tekrar ceza alırsa bu sefer derim ki sen artık kulübe zarar veriyorsun. Şu anda hakkının yendiğini söylüyor. Günaydın. Ama artık bunun üzerine hala gider yaparsan artık o nasıl suç olacak? Gerçekten ama suç Mustafa olacak. Cengiz ne dedi Sayın Başkan? Evet. Ne yaparlarsa yapsınlar. Abi, ellerinden gelen altlarına koymasınlar. Bariyerleri parçalaya parçalaya geliyoruz. Ya, geçen sene aynısı olmadı mı ya? Allah lillah aşkına. Nerede yaşıyorsunuz? Mustafa Cengiz'in aynı tiyatro geçen yıl 80 yıl değil. 180 yıl ceza alması Galatasaray'a zarar vermez. Giderli hocasına oturur. Ama Fatih Terim bu 4 maçtan sonra bir 6 maç daha alırsa 10 maç devreyi kapatır. Hocam almasın. Hande Sümertaş Fatih Hoca'nın sürekli yanında bir ekran getirebilir miyiz? Abdülkerim abicim. Almasın hocam. Abdülkerim abicim bir saniye. Hande Hanım Florya'da antrenman sırasında bir paylaşım yaptı. Kulübede birlikte yakalayamıyorum. Hazır bulmuşken anı ölümsüzleştirelim dedi. Bunu bir ekrana getiriyoruz. Görüyorsunuz sevgili seyirciler. Hasan Şaş, Ümit Davala, Fatih Terim. Ey yavrum ey. Üçü, Hande Hanım'ın paylaşımı. Üçü, Fatih Hoca, Ümit Davala, Hasan Şaş. Ertem yeter ya, sıkıldım vallahi ben ya. Valla ayıp ya. Vallahi yeter Ertem yani, ya. Kardeşim, hadi Ertem ya. Bunu söyleyen insan sanki öyle bir şey olur ki yeter. Bu üçlü arkadaşı ayırıyorlar birbirlerinden. Öyle mi yani? Ya bak, yani Fatih Hasan Şaş sahaya girip üst topu parçalanmış bak, futbolcu kovalamıyor öyle mi yani? Soyunma odasına baskın yapmıyorlar, rakip kulübeye saldırmıyorlar. Bakın, öyle değil mi? Bunları böyle Ertem, masum insanlar gurbete yolup ayırıyorlar. Bazı şeyleri, öyle mi yani? Bazı şeyleri söyleriz. Allah'ını tebrik ediyorum. Bazı şeyleri söyleriz. Gördün mü? Ayıp bazı ya. Şeyleri söyleriz. Ayıp ya. Bir dakika Apo. Bazı şeyleri söyleriz. Ayıp olur. Yani ayıp olur. Yani yapılanları yapılanı biliyoruz. Gerek yok çok fazla da bu işleri. Bu işleri çok fazla uzatmayalım Ertemciğim. Galatasaray konusunu mevzusunu falan kapatalım artık. Yeter şöyle, artık. O zaman yeter. Şöyle yapalım. Sizin bize beni tam ekran getirsene. Evet. Sizin bize sorularınız var. Sizin bize yorumlarınız var. Hepsini okuyoruz. Evet. Instagram adreslerimiz var. Sinan abinin aynen. Instagram adresini bir ekrana getirelim öncelikli olarak. Sinan abiye sabaha kadar bol bol yazabilirsiniz Instagram'dan. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Ekranda görünüyor şu anda. Bu Sinan abinin Instagram'ı. Bol bol yazabilirsiniz. DM tüm yorumları yapabilirsiniz. Bol bol DM atabilirsiniz. Bakmayın Sinan abinin öyle dediğini. Sabaha kadar okuyor. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Ben inanın hepsine karşılık vermeye çalışıyorum. Herkese, bütün izleyicilerimize tek tek karşılık vermeye çalışıyorum. Benim Instagram adresim Ertem Şener. Bu arada sevgili seyirciler, bu arada YouTube kanalımızla ilgili bir 10 saniyenizi rica edeceğim. Uluslararası arenada sürekli olarak söylüyorum. Lütfen sizlerin bizi takibi çok önemli. Galatasaraylı, Trabzonlu, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Bursalı, Malatyalısı, Elazığlısı, herkes, Adanalısı, herkes. Sizlerden rica ediyorum. Yurt dışından bizi izleyenler için de söylüyorum, rica ediyorum. Beyaz Futbol'un YouTube kanalından lütfen bizi izleyin. Dünyada bizi trende çıkarmanızı istiyoruz. Önerilenler arasında sokmanızı istiyoruz. Bizi lütfen takip ediniz. Baksınlar. Evet. Özellikle bol storylerimize bol. Bakın. Bol bol buradan yapılan yorumları görüyorsunuz. Altta bizim videolarımız var küçük küçük. Ahmet Çakar dedi ki programın başında. Şey beni takip etmiyorsanız Beyaz Futbol'un YouTube kanalını takip edin. İsterseniz altta küfür bile edebilirsiniz. Ya da etmeyin tabii. Etmeyin de. Etmeyin de. Sevenlerin ama etmelerini istirham ediyorum. Rica ediyorum. YouTube kanalımızdan bizi takip etsin. Sen de yapın. Okuyorum çünkü ben onları. Okuyacağım. Evet. Okuyorum. Evet. YouTube kanalımızdan ben yalnız bu akşam YouTube kanalı bizleri takip edin. YouTube kanalında yarın belki de hocam program sonra yaşanacakları da görebilirsiniz. Bakın, şey söyleyeceğim sana. Program bittikten sonra. Hocam efendim. Sen hiç Beşiktaş'ta, Fener'de falan yardımcı antrenörlerine sağdan atıldığını gördün mü? Alpay'ın fotoğrafı. Gecenin sana kapağını yapayım da.
Yok, görmedim. Gördünüm birden bir de. Gördün mü? Gördünüm birden. Ben anlamıyorum. Boş ver hocam. Yani hocam boş ver. Ya hocam sadece onlar ya. Sadece onlar etten kemikten futbol takımı antrenörü falan değil. Hepinizi soruyorum. Böyle... Hiç sen gördün mü Fenerbahçe Aykut Hocaman'ın sağdan atıldığını yardımcısının? Hayır. Şenol Güneş'in falan yaptığını Aykut'un da atıldığını görmedim. Ha? Aykut Hoca'nın da atıldığını. Hocam bak, yapmayın. Öyle bir soru. Biraz gerçekçi. Kardeşim ben Fatih Terim cipten çıkmış ak kaşık demiyorum. Biraz realist konuşalım. Fatih Terim'i odasına kaçan yine yanlış. Fatih Terim'i geçen yıllar en fazla eleştirmiş adam hocam, benim. O zaman yanlış şey yapsın hep bir maç mı hocam? Öyle mi? Hayır ama bu maçın hakkı bu hareketin hakkı 4 maç değil. Hocam, hocam bu konuşmanın amacı yapma neydi ya? Hocam söyler ya. Misin? 4 maç değil bunu hocam. Biz sana neydi amacı neydi sordum. Bu konuşmanın? Hocam net bir sana soru sordum. Allah Allah. Yani, görmedin dedim. Bitti. Başka bir şey söyle. Geceyi özetledim ben sana. Ama şu... Biraz sakin olsunlar. Öyle konuşuyorsunuz ki. Biraz bu akşam ama bak ikinci de çok kırgınım Apo ile Sinancım. Hocam, benim akşam çok kırıklısın. Mobbing yaptınız. Hocam, sanki hocam. Ben Fatih Terim'in geçmiş yıllardaki gibi hep o övermişim. Ya Fatih Terim'le Türkiye'de mahkemelik olan adam benim 5 defa. Hocam tiyatroya, defa da, tiyatroya dahil olma. Bu hocam, bir tiyatrodur. Bu tiyatroda rol alma. Bak bu tiyatrodur. Bak. Türkiye'nin önünde oynanan bir tiyatrodur. Bu tiyatroya dahil oyuncu olma. Yardımcı oyuncu olma bu tiyatro. Bana göre şu an Fatih Terim tiyatro değil. Bu tiyatro değil. Tiyatrodur hocam. Tamamen tiyatrodur bu. Mesaj geldi şimdi Dinçer Azapan. Federasyon bir yöneticisi yemek yemişsin Dinçer Azapan. Dikkat et. Şimdi ekranda Beşiktaş'tan Kayserispor'a giden çok genç Türk futbolunun geleceklerinden çok önemli bir isim Alpay Çelebi. Sefa Müezzinoğlu, Profesör Doktor Sefa Müezzinoğlu hoca tarafından ameliyata alındı. 6 ay yok Kayserispor'un stoperi. Çok önemli. Beşiktaş'tan Kayserispor'a transfer oldu. Çok geçmiş olsun. Sevgili kardeşime buradan çok geçmiş olsun dediklerimizi iletiyoruz. Hocamıza da selamlar. Teşekkür ediyoruz Sefa Hoca'ya da. Eyüp Spor'u bir tebrik etsin. Eyüp Spor'u tebrik Murat ediyorum. Murat Özkaya başkanı tebrik etsin. Murat Özkaya başkanı tebrik ediyoruz. Eyüp Spor'u tebrik ediyoruz. Murat Özkaya başkan tebrik ediyorum seni kardeşim. Şahane bir takım kurmuşsun. Deplasman'da beraber kaç gibi şahane. Eyüp Spor'u tebrik ediyorum. Bundan sonra Eyüp Spor'un maçlarına gidiyorum. Evet. Bir dakika hocam. Abdülkerim Durmaz'a büyük bir tebrik var. Bağdat Caddesi'nde önemli bir arkadaşım vardır. Ali Akahan diye. Abi saygı, apa abime saygılar diyor. Ben de kendisine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şehit pilot Muzaffer Erdönmez okulundan. Temel Kahveci okulun müdürü Temel hocamıza buradan selamlar, çok selam, saygılar. Temel hoca eski arkadaşım çok benim ya. Çok büyük Beşiktaşlı. Sana arkadaşım, çok selamları var. Temel hocaya çok selamlar. Eski arkadaşım benim ya. Temel hocam. Saygılar, selamlar. Çarşamba inşallah hocam. Görüşüyoruz. Şehit Muzaffer, pilot Muzaffer Erdönmez okulundan. Bak, Temel Kahveci hocamıza buradan selamlar, ki, saygılarımızı gönderiyoruz. Urla Emniyet Müdürü Güray Hoca. Hocam bu akşam ne yaptı diye. Güray'cığım. Hocayı görüyorsun. Urla müdürü. Emniyet müdürümüz. Urla kardeşimizdir. Selamlar. Bir de Çeşme Organize Amiri Nurettin. Büyük Galatasaray'la selamlar. Nurettin Amir. Büyük Galatasaray'la çok selamlar. Ertem'cim. Sertancım. Seni evet. De gözlerinden yanaklarından öpüyorum Sertancım. Ertem'cim. Salı günü sendeyiz. Çok enteresan bir şey geldi. Bu akşam sana mobbing uygulayan Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Modi Ertem Şener'e teessüflerimi bildiriyorum. Kim diyor hocam? İsim veremem. Bir daha söyler misin? Önemli bir şey. Bir daha söyler misin? Ahmet hocam sana bu akşam mobbing uygulayan Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin ve Modi Ertem Şener'e yazıklar hocam, olsun. Hocam bir şey söyleyeceğim. Moderatör olarak programın en çok konuşan adamına ara ara sus demek hocam ne olursun kakafoni demek. Hocam peki bir şey söyleyeyim. Baskı altına almak Ertem, mı? Seni tebrik ediyorum. Ben burada şimdi Fatih Hoca ile ilgili birkaç şey söylesem diyeceksin ki sıvacı sus, cici babam hocam, bilmem ne diye. Bravo, yani bravo. Bu şimdi hocam doğru, ne Fatih hocam, Hoca'ya diyorsun. Yaranabiliyoruz ne sana yaranabiliyoruz. Yani evet. Umurumda da değil kimseye de yaramıyorum. Ben görevimi yapayım yeter hocam. Bekliyorsun. Ben bu akşam Fatih Terim'in cici kardeşi veya cici abisi. Evet hocam cici kardeşi. Bilmiyorum cici mi başka bir şey mi bilmiyorum ama. Neyse. Şimdi sevgili seyirciler YouTube kanalımızı ne olur Beyaz Futbol benim YouTube kanalına lütfen bol bol abone olmanızı bekliyoruz. Bol bol gelin bize. Biz size geliyoruz zaten sürekli olarak. Şimdi buyurun hocam. Sanatçılar Parkı'nda Adana Fest'te gittim. Evet. O çok güzel değil çok mi? Keyifli. Oradan i̇şte mumbarımı yedim. Ya tüm Adana'ya sevgilerimi yollamak istiyorum. Ve Adana Demirspor'un şampiyon olmasını istiyoruz. Adana Demirspor'un evet. Takipçisiyiz. Murat Sancak Başkan'a başarılar. Yardımcısı Cihan Şanlı'ya da başarılar. Ümit ver. Buyur hocam. Selam bir de Tufan buyur. Kardeşim var. Sürekli bir Tufan kardeşim Tufan var. Kardeşim çok selam alıyorum. Gerçekten Adana'yı da özledim. Yakında gideceğim Adana'ya. Bütün kuzenlerime, akrabalarıma selam olsun.
Şimdi sevgili seyirciler, bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 97. yılı. Güzel İzmir, can evet, İzmir. Evet. Sevgili Mustafa Çevik hatırlatma yaptı, sağ olsun, var olsun. 97. yıl, buradan güzel İzmir'e selamlar. Bu bağlamda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle, özlemle, hasretle anıyoruz. Ve İzmir'e de buradan kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Oftan herkese, Eşref kardeşimden, arkadaşımdan selam var. Oftan bize. Çok selamlar. Ertem'cim, ben de evet, ben de iki selamım var. Cevahir Optik'ten kardeşlerim Yılmaz Mengü ve Uyup Dorhan'a selamlarımı yolluyorum. Ayrıca Bodrum'da, otel ismi veremiyorum, otelde çok iyi bir Fenerli kardeşim Onur, Okan Aras, sana selamlar söylüyorum. Bir de Ertem'cim, sana, Ahmet Hoca'ya, Ümit'e, Faik Öztürk'ün, Safiye Soyman'ın selamlarını getirdi. Faik abime çok selamlar. Size çok selam söylediler Beyaz Futbol ekibine. Faik abime bizim çok selamlar. Bizim abimlerimizden bu çok programı seyrediyor. Çok iyidir Faik ve Safiye Hanım. Şahane program yaptılar hocam o kaldığımız otelde. Tamam. Harika program yapıyorlar. Sizlere de selamı var hepinize. Şimdi sevgili seyirciler, dedim ya, sabaha kadar biz sizin DM'lerinize bakıyoruz. Sabaha kadar paylaşımlarımızdan sonra sizlerin bize yaptığı yorumları görüyoruz. Instagram adreslerimiz işte Ertem Şener. Şu şeyi patlatacağız abiciğim. Neyi? Şu beyaz TV, futbol, Beyaz Futbol YouTube, Beyaz Futbol kanalı, YouTube kanalımıza evet, lütfen abone olmanızı ısrarla rica ediyoruz. Bakalım. Bakın Ahmet Çakar'ın orada şey çok yani, enteresan görüntüleri var. Sinan abinin aynı şekilde, Abdülkerim abinin öyle. Beyaz Futbol tatilde videolarımız var bizim. Muazzam görüntüler vardı. Yeşil zeytin mi, siyah zeytin mi diye kavga eden bir topluluğa var, sahibiz biz kendi içimizde. Çok tuhaf şeyler oluyor. Onları da kayda aldım. Koyuyoruz hocam. Ha. Ben daha neler koyacağım hocam, buraya. Sen Beyaz Futbol'un YouTube kanalına lütfen abone olmanızı rica ediyorum. Sanatçı, bir kez daha Instagram adresimizi ekrana YouTube'da getirelim. Yapma. Ertesi gün paylaşımlarımızı göreceksiniz. Bu da benim Instagram adresim. Instagram'dan bol bol paylaşımlar yapıyoruz. Sizlerle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Spor servisimizle ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Instagram adresim de Ertem Şener. Yarın program yok. Pazartesi program yok. Önümüzdeki hafta cumartesi. Nasıl hocam? Pazartesi programı yok. Nasıl evet, yok? Pazartesi bir dakika, ben yarına uyarak kendimi hazırlamışım. Kardeşim. Hocam yok. Uysa da uymasa da peki, yok hocam Ertem, diyorum Ertem, sevgili bugün, hocam. Bugün Ahmet Hoca'ya yetmedi Galatasaray'ı savunmak. Yarın daha şiddetli savunacak. Hadi o zaman. Hadi. Sizleri çok seviyoruz. Yeni hafta sizlere sağlık, başarı, mutluluk getirsin sevgili seyirciler. Güzel İzmir'e 9 Eylül Ertem olduğu be, için bugün daha kucak dolu sevgiler. Bir kez daha Atatürk'ümüzü saygıyla, rahmetle anıyoruz. Ertem, Rıdvan Dilmen'e de selam. Rıdvan hocama buradan selamlar. Rıdvan Dilmen'e Rıdvan selamlar. Rıdvan Dilmen hocaya buradan hocam selamlar. Çok selamlar, saygılar. Bir yemek yiyelim. Hayırlı sabahlar diyelim. Lütfen. Ha, bu arada bugün sevgili seyirciler, bugün artık çoğunlukla çocukların okulları tamamen açılıyor. Herkesin, küçük çocuklara, büyük çocuklara, herkese, öğretmenlere yeni öğretim yılında başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Benim canım, canım benim.